Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün A1 sınıfı, A1 seviyesi ve A2 sınıfı yani A2 seviyesi için bir misafirimiz ile Türkçe conversation yani Türkçe konuşma pratiği yapacağız. Ve görüyorsunuz yanımda çok yakışıklı bir adam var. Bu adam ile yani benim arkadaşım Ehsan Habibyan ile Türkçe pratik yapacağız. Ehsan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi misin hocam? Teşekkür ederim hocam. Senin elektriğini, senin enerjini alıyorum. Daha iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Aynen. Ben de aynen hocam. Teşekkür ederim. Hocam şimdi senin burada hayatın var ve bu hayatın bu konuşma videosu içinde Turkish Conversation olarak İstanbul'da Hayat adı ile videomuzda konu olacak. Bugünkü konumuz İstanbul'da Hayat ve beraber hazırladık. 10 tane sorumuz var. 10 tane soru. 20 dakika içerisinde konuşacağız. Sorular için hazır mısınız? Hazır hocam. Heyecanlı mısınız? Hocam biraz heyecanlıyım ama problem yok. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar, Ehsan Hoca'ya ben 10 tane soru soracağım. İstanbul'da hayat hakkında sorular olacak ve biz Türkçe pratik yapacağız, Türkçe konuşacağız. Siz hem beni dinleyeceksiniz, hem Ehsan Hoca'yı dinleyeceksiniz ve pratik yapacaksınız. İnşallah. Evet, başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Ehsan Hocam, siz kimsiniz? Lütfen kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki benim adım İhsan Habibyan. İranlıyım ve 15 yıl İngilizce öğretmenlik yapıyorum. Evet, 15 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Hocam, ne zamandır İstanbul'dasınız? Hocam yaklaşık 2 ay, belki 45 gün İstanbul'dayım. Evet, yaklaşık 2 aydır, 45 gündür İstanbul'dayım diyorsunuz. Evet. Tamam. İstanbul'da yaşamak, 45 gündür İstanbul'dasınız. İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu, nasıl bir tecrübe? Eğlenceli hocam bence ve Tahran'a kıyasla farklı. Hayat burada, bence hayat her yerde aynı ama bazı şeyler farklı. Ama genellikle hayat burada eğlenceli ve iyi hocam. Çok şükür ben hiç kötülük belki görmediğim burada. Hiç kötülük görmedim. Çok iyi. Hocam İstanbul'da nerede yaşıyorsunuz? Hocam burada Ataşehir'de bir rezidansta oturuyorum. Bir stüdyo dairende bir oturuyorum. Stüdyo dairede oturuyorsunuz. Evet. Kaçıncı katta yaşıyorsunuz? Hocam 5. katta yaşıyorum. Rezidans iyi hocam. Nezih bir yer bence. Güvenli. İmkanlar iyi. İmkanlar mükemmel değil ama iyi hocam. Çok temiz ve ben bundan memnunum. Bence. Evet, ben buradan memnunum. Ben bundan memnunum olur. Fakat ben buradan yani bu yer, bu yerden memnunum.
Ve iyi bir mükemmel bir manzara var. Ben her gün sabahleyin perdeleri açıyorum ve dağlar görüyorum ve binalar görüyorum. Manzara mükemmel. Yani senin odandan, senin dairenden çok güzel bir İstanbul manzarası var. Evet hocam. Evet. Tamam. Peki, hocam, rezidansın çevresi sakin mi, kalabalık mı? Sakin hocam. Sakin, kalabalık değil. Ama her şey var burada. Alışveriş merkezi var, süpermarket var, dükkanlar var, restoranlar var, her şey var. Ama otobüs durağı var. Çok iyi ama kalabalık değil, gürültülü değil. Rezidanstan senin evinden merkeze gitmek kolay mı, zor mu veya ne kadar zaman sürüyor? Hocam merkez belki Kadıköy. Kadıköy yaklaşık 1 saat hocam sürüyor otobüsle 1 saat sürüyor. Hocam, otobüsle yaklaşık 1 saat sürüyor dedin. Otobüse bindin. Peki otobüste 1 saat ne yapıyorsun? Hocam eğer yorgunsam müzik dinliyorum. Ama eğer yorgun değilsem kitap okuyorum. Genellikle 2 hafta önce hocam Kadıköy'de iyi bir kitap aldım. Türk dil bilgisi. Ve genellikle onu okuyorum. Şimdi bazı insanlar düşünüyorlar. Ehsan Hoca İstanbul'da ne yapıyor? 45 gündür İstanbul'da. Ehsan Hoca hala çalışıyor musun? Hala öğretmenlik yapıyor musun? Evet hocam, öğrencilerim var ve ben online ders yapıyorum, ders veriyorum. Ve iyi. Burada internet iyi hocam. İnternet hizi. Doğru mu hocam? İnternet hizi. İnternet hizi iyi. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi. Yani senin rezidansında internet hızlı. Evet, hızlı ve hiç sıkıntı yok. Ve ben online ders yapıyorum her gün. Çok iyi. Hocam, diğer soruya geçiyorum. İstanbul'da ne zor? İstanbul'da ne zor? Ne yapmak zor? Çünkü bu bir tecrübe. Senin bir tecrüben, başka insanlar da düşünecek. Ha, ben İstanbul'dayken ne yaşayacağım? Bunu düşünüyor şimdi insanlar. Ben burada hiçbir şey zor bulmadım. Hiçbir şey zor bulmadım. Belki Türk yemeği onun hakkında konuşacağız. Ama Tamam. Türk yemeği çok iyi hocam. Çok iyi, çok lezzetli, mükemmel, sağlıklı. Ama biraz farklı. Anladım. Bazı yemekler farklı. Ama hiç sıkıntı yoktu. Özellikle insan yeni hayat başlarken her şey farklı. Ama Allah'a şükür burada iyi bir arkadaşım var, Ali Yılmaz. Ben onu minnettarım. Çok yardım etti ve ben küçük zamanında daire buldum ve Bravo. yerleştim ve
kısa zamanında alıştım hocam. Güzel. İnanamıyorum ama kısa zamanında alıştım. Evet. Bu arada detay vermek istiyorum. Biz Ehsan Hoca ile samimi arkadaşız. Ve Ehsan Hoca Türkiye'ye geldi. İstanbul'da otelde yaşadı biraz. Sonra beraber biz daire baktık. Daire aradık ve bir rezidans bulduk. Bu rezidans sakin bir yerde ve temiz, içinde eşyalar var, nezih insanlar var, muhit güzel bir muhit. Bu yüzden şanslıyız. Bu yüzden şanslıyız. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Normal fiyatlı bir daire bulduk. Çünkü şimdi dairelerin kiraları çok yüksek. Evet, yani evet, evet. Mobilyalı mobilyalı daireler aylık, yani bir ay 5000 liradan başlıyor. Yani normal bir daire 5000 liradan başlıyor. 6000 lira, 7000 lira, 8000 lira, 9000 lira. Bir ay. Bir ay sadece. 4000 lira var ama iyi değil. 3000 lira var ama oda. Sadece oda kiralıyorlar. Sadece oda kiralıyorlar. Evet, bu detaydı. Şimdi hocam, diğer soru. Türkiye'de insanlar nasıl? İnsanlar seninle nasıl diyalog kuruyorlar? İnsanlar sana yardım ediyor mu? İnsanlar nasıl? Hocam, insanlar çok yardımcı. Çok yardımcı ve samimi, sıcakkanlı ve iyi. Hocam, ben Türk insanları hepsini seviyorum. Bu gerçek hocam, bu gerçek. İnsanlar da çok iyi. İnsanlar yardımcı, bu yardımcı olmak fiili ile birlikte kullanıyoruz. İnsanlar çok yardımcı oluyor veya insanlar çok yardımsever nokta. Evet, yardımsever. Yardımsever. İnsanlar yardımsever veya yardımsever insanlar. Ya, ama hocam bir problem var. Onlar hiç İngilizce konuşmuyorlar. Senin için, pratik için onlar sadece Türkçe konuşuyorlar. Evet, benim için. Türkçe bilmeyi hocam İstanbul'da bence gerekli. Türkçe yaşamak için turist gibi yok. Turist gibi gereksiz. Ama yaşamak için eğer arkadaşlarımız burada yaşamak için plan yapıyorlar, Türkçe konuşmaları gerekli hocam. Hocam dur. Gerekli için mak gerekli lazım. Türkçe konuşmak gerekli. Türkçe bilmek gerekli. İstanbul'da yaşamak için. Evet. Yaşamak için evet. Evet. Türkçe konuşmak gerekli. Yani mesela bir yabancı belki süper, çok iyi İngilizce konuşuyor veya çok iyi Fransızca konuşuyor. Benim için problem değil Türkiye'de yaşamak. Bu galiba hata. Bu yanlış bir düşünce. Evet. Evet hocam. Riskli. Bu riskli bir durum. Yaşayabilirsin belki ama Türkçe bilmek A1 A2 arasında Türkçe bilmek gerekli. Lazım hocam. Evet, lazım. Gerekli. Hocam 5 dakikamız var. Devam ediyorum. İstanbul'da alışveriş yaptın mı? Nerelerde alışveriş yapmak mümkün? Hocam evet, ben alışveriş yapmayı seviyorum genellikle. Yapmayı seviyorum genellikle ve İstanbul'da birçok alışveriş merkezi var. Modern alışveriş merkezi
büyük alışveriş merkezi. Bu nasıl hocam? Bu nasıl? Hocam fiyatlar yüksek. Maalesef bugünlerde fiyatlar yüksek. Ama çarpı kapalı çarşı var. Kapalı çarşı bence çok iyi hocam, mükemmel. Satın almak için sadece yok kapalı çarşısı. Gezmek için çok iyi. Sadece satın almak için değil, gezmek için de güzel bir mekan. Evet, çok güzel. Ama orada hocam bence fiyatlar biraz daha yüksek. Başka yerler var. Mesela Kadıköy. Ben genellikle Kadıköy'e gidiyorum ve orada alışveriş yapıyorum. Çünkü orada büyük marketler var. Mesela Migros var, A101 var. Fiyatlar daha uygun. Orada. Anladım. Peki hocam, Türk yemek kültürü, şimdi zamanı geldi, soru geldi. Türk yemek kültürü nasıl? Neleri yemekten hoşlanıyorsun? Ne yemeği seviyorsun Türkiye'de? Evet. Hocam ben burada Türk yemekleri yediğim çok iyi hocam. Ve tat bence İran gibi, İranlı yemekleri. Çünkü bir öğrencim var, o belki bir ya da iki yıl Avrupa'da yaşamış. O bana dedi ya da bu biraz zor hocam, bu bu kalıp biraz zor. Bu hocam zaten A2 değil, bu B1. Yani B1, evet. Sen evet. Dediği en sona koy. Evet. O bana Avrupa'da yemek kültürü çok farklı ve tat farklı. Mesela dedi. İstanbul, evet o dedi. O bana Avrupa'da tat ve yemek kültürü farklı dedi. Olduğunu dedi. Önemli belki değil. Olduğunu şimdi söylemiyoruz. Çünkü A1 ve A2 için bu uygun değil. O, yani senin arkadaşın, o bana Türkiye'de yemek kültürü farklı ve yemekler farklı dedi. Dedi, evet hocam. Ama burada hocam sadece pilav çok farklı. Pilav stili ya da ve ekmekler. Hocam ekmekler çok farklı. İran'da insanlar genellikle geleneksel ekmekler satın alıyorlar. Burada yok. Baget var. Birçok ekmek var ama farklı. Lezzeti farklı mı? Lezzeti? Türk ekmekleri iyi hocam ama farklı. Tamam. Ve pilav farklı ama ben bugün İran gibi pilav yaptım. İran pilavı gibi. İran pilavı gibi. Evet. Pilav yaptım ve çok iyiydi. Mutlu oldun mu hocam? Evet, mutlu oldum. Ve çok iyi. Peki hocam, son soru. Türkiye'de, İstanbul'da toplu taşıma nasıl? Yani minibüsler, otobüsler, taksiler, metro, toplu taşıma nasıl? Evet. Hocam burada toplu taşıma hizli ve konforlu. Ve hocam her zaman zamanında. Çok iyi. Ve birçok mesela otobüs var, vapur var, metro var, dolmuş var ve taksi var ama taksi toplu taşıma değil. Evet. Ve dolmuş var.
Her zaman zamanında hocam schedule bilmiyorum timetable var ve internete bakabilirsiniz. Zaman, hareket, her şey. Çok iyi hocam ve çok kalabalık değil. Bazı saatlerde kalabalık ama genellikle çok kalabalık değil. Bu bazı saatlerde dünyada her yerde aynı. Her yer aynı. Büyük şehirlerde. Çünkü Evet. sabah insanlar işe gidiyor. Evet. Akşam insanlar işten eve dönüyor. Bu yüzden bu normal. Normal. Kalabalık normal. Evet. Normal hocam. Ama gün içinde çok kalabalık değil. Normal. Değil. Normal. 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 Tamam. Ve eğlenceli. Ha. Neden eğlenceli? Özellikle hocam vapur yolculuğu bence eğlenceli. Ha, sebep? Neler var hocam vapurda? Çünkü deniz var. Bazen hocam müzik enstrümanlar çalan insanlar var. Wow, çok güzel. Yani bazı gruplar var Evet. gemide, bazı gruplar var veya bazı müzisyenler var. Onlar belki gitar, belki saz, belki flüt. Kanun hocam, kanun. Kanun, belki santur çalan insanlar var. Evet. Özellikle kanun çalan. Ben ilk defa hocam bir defa gitar çalan, iki defa kanun çalan insanlar gördüm, duydum. Çok iyi hocam. Tamam. Hocam teşekkür ediyorum bu Turkish Conversation yani Türkçe konuşma pratiği için. Size sorular sordum. Siz de cevaplar verdiniz. Şimdi arkadaşlar bu soruları dinlediler. Bu cevapları dinlediler. 20 dakikalık küçük bir sohbet oldu. Bana katıldığınız için, eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Allah'a emanet olun. Allah'a Huda emanet ol. hafız. Hadi hafız. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.